Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Ağustos 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, Ağustos ayı sizin için genel itibariyle biraz daha böyle özel yaşam, ev, yuva, aile ve çocuklarla ilgili konuları, günlük hayatınızın detaylarını ön plana aldığınız bir ay. Güven ve huzur arıyorsunuz. İstikrar arıyorsunuz hayatınızda. Bunu sağlayacak koşullar da oluşabilir genel olarak baktığımızda. Güneş ayın 22'sine kadar Aslan burcunda parlayacak. Yani 4. ev alanınızda parlayacak. Ve 4 Ağustos'ta 12 derece Aslan burcunda da yeni ayımız doğacak. Bu yeni ay 4. ev yeni ayı sabit burçlarımızı ve özellikle tabii ki sevgili boğalar sizi önemli ölçüde etkileyebilir. Ev yuva deyince yerleşim demek, evlenmek demek. Ev almak, belki ev satmak, taşınmak, aileyle ilgili konular, ebeveynlerinizle ilgili konular, ailenizin mal varlıkları, belki aileye ait toprak, emlak gibi konular ve bunlarla ilgili alanlarda bazı yeni gelişmeler var, yeni düzenlemeler var. Bu ay aslında yeni ayın da teşvikiyle beraber, hani taşınmak isteyen boğalar 4 Ağustos ve Ağustos takip eden günlerde taşınabilir. Ev alabilir, kendine ait evini, mülkünü satabilir, kiralayabilir, gelir elde edebilir. Evlilikler olabilir, yuva kurulabilir veya işte çocuk sahibi olmak yine aile ve yuva ile ilgili konularda önemli tesirler olabilir. Biraz hani evi düzeltmek, evi dekore etmek, evi tadilat gibi konular, dekorasyon gibi konular hani ilginizi, alakanızı daha çok evinize bu dönemde özel hayatınıza yönlendirebilirsiniz. Tabii ki herkes aynı şekilde etki almıyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa 8-16 derece arası gibi bu yeni aydan daha güçlü, önemli etkiler alabilirsiniz. Jüpiter'den destek alan, Mars'tan güzel bir açı alan bir yeni ay olduğu için daha iyicil etkileri olduğunu söyleyebilirim bu yeni ay. Yani çok zorlayıcı değil, kolaylaştırıcı, destekleyici, rahatlatıcı bir yeni ay. Ve Jüpiter'le Mars ay boyunca da para evinizde olacak. Şimdi burada tabii ki Jüpiter parasal kazançlarınızı arttırmakla birlikte Mars bu ay orada olduğu için harcamaları da biraz arttırır. Özellikle 14 Ağustos, 15 Ağustos gibi yani ayın ortalarında Jüpiter'le Mars birleşecek. Burada biraz kontrolsüz harcama, daha fazla bir masraf olması mümkün görünüyor. Nereye masraf yapabilirsiniz? Evet, biraz aile ve ev için harcamalar, belki seyahat, eğitim gibi konular, hani çocuklarla ilgili konular olabilir. Buralarda daha fazla böyle bir harcama imkanı olabilir. Kazançlar alanında da özellikle bu ay işte eğitim konuları, iletişim konuları, teknolojiyle ilgili konular, satış, pazarlama gibi işler, seyahatler, turizm gibi işler, hani buralarda daha fazla hani kazanç elde etmeniz, daha fazla destek almanız da mümkün görünüyor. Ve Merkür retromuz var. Evet, şimdi Merkür retrosu da bu ayın en önemli gelişmelerinden biri. Neredeyse ayın genelinde aslında Merkür retro olacak. Merkür retrolarında biraz zaman da yavaşlayabiliyor. İşler biraz duraklayabiliyor. Aslında bize fırsat da sunuyor. Yani bir şeyleri kontrol etmemiz için, dinlenmemiz için, şöyle bir yavaşlamamız için, sağlamlaştırmamız için de fırsat sunuyor. 5 Ağustos'ta başlayacak retro, Başak'ta başlayacak, daha sonra Aslan'da devam edecek 29 Ağustos'a kadar. Öncelikle bu dönem diyor ki biraz şöyle özel hayatınızla ilgili konuları, hani üzerinde çalıştığınız işler, projeler olabilir, çocuklarla ilgili konularınızdır. Mesela onlarla ilgili eğitimleri veya onların hayatlarındaki bazı süreçte olan konulardır. İşte evdeki işlerdir, emlak işleri, aileyle ilgili konulardır. Buralarda Merkür Retrosu süreçte bir süredir devam eden, özellikle Temmuz'dan bu yana çaba harcadığınız konuları şöyle bir gözden geçirmenizi, bir böyle test etmenizi, varsa gözden kaçırdığınız detaylar tamamlamanızı ya da yanlış varsa onları fark edip düzeltmenizi istiyor sizden. O yüzden yani günlük hayatta böyle yavaşlamalar olursa, terslikler olursa bunu bir problem olarak görmeyip aslında neyi görmeniz gerektiğini, neyi fark etmeniz gerektiğini iyi analiz etmeniz gerekiyor sevgili boğalar. Evet, ve ayın 19'unda 27 derece kova burcunda bir dolunay var. Bu dolunay biraz sert bir dolunay. Neden? Çünkü Uranüs'le bağlantısı var. Tam böyle bir parti açısı var. Uranüs zaten hassas bir noktada. İşte Algol yıldızında biliyorsunuz
Boğa burcunda, sizin burcunuzda. Aynı zamanda Merkür retrosuyla bir teması var. Dolayısıyla biraz böyle işleri tıkayan, sanki böyle hani sorunlarla yüzleştiren ya da ani krizlerle hani yüzleştirebilecek sert bir dolunay. Ama bunu çok da kişiselleştirmeye gerek yok. Çünkü bu biraz daha hani kolektife yansıyan bir etki. Hani dünyasal anlamda jeopolitik olabilir, ekonomik olabilir, doğa olayları ile ilgili stresler olabilir. Yani dikkat çekici bu tarz dünyasal konuları gündeme getirebilecek bir dolunay. Şimdi bireysel olarak tabii ki sabit burçlarımız etki aldığı için lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer böyle güneşiniz, yükselen burcunuz son derecelerdeyse, işte 25 ile 30 derece arasındaysa, o zaman bireysel etkileri biraz daha hassas olabilir sizin adınıza. Buna biraz dikkat etmek lazım. Çünkü sizinle ilgili, aileyle ilgili ya da iş hayatınız, kariyerinizle ilgili bazı kontrol edemediğiniz, kontrol dışı ani gelişmeler, sürprizler, değişimler, baskılar olabilir. İşte taşınmalar, yer değişiklikleri, işle ilgili öngöremediğiniz bir durum, kariyer hayatında ya da beraber çalıştığınız kişiler, üstleriniz, aile büyükleri ya da ebeveynleriniz, onların sağlıkları, durumları ile ilgili konulara dikkat etmek gerekiyor. Genelinde baktığımızda Uranüs etkisi bu dönemde özellikle dolaşım sistemi, kalp problemleri, nörolojik sorunları, işte tansiyon dengesizlikleri ve ani kazalarla meydana gelebilecek problemleri arttırabilir. O yüzden genel sağlığınıza, ailenizin sağlığına lütfen özen gösterin. 19 Ağustos ve yakınlarında özellikle bu dolunayın baskısı artabilir çünkü. Evet, ayın 22'sinden sonra Güneş Başak Burcu'na geçecek. Yönetici gezegeniniz Venüs Başak Burcu'nda 5. evinizde. Güneş'in de 5. evinize geçmesiyle beraber bence 22'sinden sonra biraz daha böyle kendinizi iyi hissetmeniz, daha dışa dönük hissetmeniz, işte eğlenceli konulara daha fazla yönelmek istemeniz mümkün. Eğer yapamadığınız bir tatiliniz varsa ayın 22'sinden sonra bunları daha rahat organize edebilirsiniz. Yine çocuklarınızla ilgili bazı sorunların daha hızlı çözüldüğünü hissedebilirsiniz. 29'undan sonra Merkür retrosu bitecek. Aynı zamanda Venüs de terazi burcuna geçecek. Daha rahat ettiği, daha keyifli olduğu terazi burcuna geçecek. Bu sizin enerjinizi yükseltecektir. Hani hissettiğiniz o durgunlukları ya da zaman zaman hissettiğiniz bazı gerginlikleri daha iyi yönetebilirsiniz. Ve özellikle işte iş hayatınızda olsun, günlük hayatınızda olsun, ailevi konularda olsun, işlerin biraz daha böyle tıkır tıkır hızlı çözüldüğünü, sonuçlar aldığınızı ve keyif aldığınız süreçlerin biraz daha öne çıktığını ayın son günlerinden itibaren hissedebilirsiniz sevgili boğalar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.